150 dolarlık bir CSGO bıçağı çekilişi yapıyorum Helcast'te. Link açıklama ve yorumda. Helcast.com'da Clearing kodunu kullanarak %10 bonus paketiye artı 0.7 dolar bonus kazanabilirsiniz. Kasa açıp skin yükseltmeyle skin kazanabilirsiniz. Ekstra olarak günlük ücretsiz bonuslar var. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Başladık. Geliyor. Artık bu müziği sevmeye başladım ya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Gel gel dışarı bırakıyorum. Böyle yok gel. Gel burada bırak. Gelin. Buyurun hoş geldiniz. Kalsa bir şey olmaz. Oğlum bu çocuk kaslıydı ya. Oğlum bu adam kaslı değil miydi ya? Yapılı bir adamdı yani bu oğlum. Buna ne olmuş amına koyayım? Yok hiçbir şey olmaz. Buyurun. Onu da alalım içeri. Dışarıda bırakmayalım. Buyurun. Şimdi çekiyor ya. Anlaşmaz. Bu çocuk obez olsa beğenirdiniz değil mi? Hoş geldiniz. Tek yaşıyorum valla. Ya ben de onu soracağım. Vallahi tek yaşıyorum. Kral var. Hiç kimse yok yani evde. Valla tek yaşıyorum. Sen de maşallah ama. Sen gerçekten ne kadar uzunsun. Ben geldi baksana. Ne kadar kısayım. Anlayya. Teşekkür ediyorum sağ olun. Açarsın ya. Bakarsın diyor. Tamam. Açayım bakayım ya şimdi. Ben böyle hediye anlık açmayı seviyorum ya. Yani. Bu şeye benziyor. Çok iyi paketliyor o. Yok sıkıntı yok. Bu şeye benziyor. Satarım. Ya buyurun oturuz. Ne ayakta kalıyorsun? Ben bir elim yüzümü kasalım. Tabii. Şöyle nasıl olarak? Yani bu şey satmamak. Her sanırsam yağ kaybı için sanırsam Cumhurbaşkanımızı seviyor evet. Evet beni bayağı biraz seviyor gibi sanki. Dışarıdan şey. Dışarıdan sağdan hemen açılıyor şey. Düşük. Sen çık. Sağ olsun düşürmüş ya. Kapıda bekliyor ya bir de. Harbi kapıda bekliyor. Yenge ya. Pardon. Ben bugün yengeden beklediğim şeylerden biri uzaktan shoulder pick'le bir şekilde duvar kenarından şu çekim. Şurayı duvar olarak düşünelim. Duvarın arasına şu çekimi istiyorum. Harici olarak televizyon kapalıyken çekim istiyorum. Bir de absürt bir yere çıkılıp oradan çekilsin. Şu 3 pov'u görsem kafi bu videoda. Allah. Zaten bu pov'lar bizim kesin pov'lardır. Güzeldi ya kısa sürdü Osman Gazi. Ben nasılım gerçekte biraz boyu kısa değil mi? Yo tam beklediğim gibisin. Valla. Çok kilo almış mıyım? Sen evet onu soracağım. Balkta mısın? Var mı? Ya, ne güzel. Balkı baba oturalım konuşalım ya. Ne balkı baba keşke balk olsa. Maşallah hep ferah ya. Ferah mı? Vallahi ben tek ferah. Yaşıyorum. Vallahi ben tek yaşıyorum. Böyle. Nerede yaşıyorsun? Ailem benim şeyde yaşıyor. Marmaris'te. Oo. Tabii Marmaris'te yaşıyorlar. Onlar İstanbul'da yaşıyorlardı. Ondan sonra. Onlar taşındılar. Abim var. Amerika'da yaşıyor. Harbi mi? 10 yıldır. 10 yıldır Amerika'da yaşıyor. Orada evlendi. Ailenin durumu iyi. Hamdolsun çok şükür. Yani. Babamlar Marmaris'te yaşıyorlar. Biz burada bizimkiler tekstil iş yapıyorlardı. Şu son ekonomik şeylerden sonra ülkedeki şey yaptılar. Kapattılar. Allah Allah ya. Ben böyle sosyalim ya. Kendim yayıncılık yapıyorum. Evet. Kendi evim. He, yayın yapıyorsun. Tabii ben kendim aktif olarak yayın yapıyorum. Nerede Twitch'te mi? Yok. Söyleyeyim adını. Süperler'den yayın yapıyorum. Süper Live. İlk kez duydum. Süperler diye bir uygulamada. Onu bilmiyordum. Öğrenmiş oldum ben de. Evet. Yani Süper Live'a. Evde yani, çok dikkat dağıtıcı öğe var. İnanılmaz. Şu yandıkları gerçek mi? Gerçek. Onlar gerçek. Ha. Onları ben sıkıyorum evde. Neden sıkıyorsun ya? Aktif olarak sıkıyorum. Haftada bir kere sıkıyorum. Haftada bir kere niye benim sıkıyorsun? Benim yayın yaptığım platformda. Sıkma amacı yani şov gibi. Şov mu? Yok. Haftada bir kere yangın çıkarıyorum. Sıkıyorum öyle. Yani, ne yapayım? Böyle boş. Ya, zaman geçsin ya. Zaman geçsin ya Taylan'ın. Cezalı PK'da ceza olarak yangın tüpü sıkıyorum, salonda sıkıyorum, kendi odamda sıkıyorum, banyoda sıkıyorum genelde. İşte en son onunla alakalı bir akciğerlere çok zarar verdi benim. Abi o normal bir şeydi, kimyasal. O normal, evet kimyasal. Ondan sonra 8 tane sıktım, 2 tane şey yaptı. Binadakiler parasını istedi de, daha bunları koymadım benim. Bunları görseler böyle boş parasını istiyordu. Bunlar koymadım. Boş mu? Boş bunlar. Evet. Binadan aldım. Binadan, tabii binadan alıyorum. Her kattan bir tane, ikinci katta. Bunlar böyle pahalıdır.
Ucuz bir şey değil mi? Ya sıkıntı yok baba. Şey adına da parasından yana sıkıntı yok da. Bir şey içer misiniz bu arada? Bir şey içer misiniz? Su varsa yeter bize. Su vereyim ya size dur. Abi niye binadan alıyorsun? Parasını verip alsana. Niye binadan her kata gidip niye alıyorsun oğlum? Niye parasını ver al işte her kattan bir bina niye alıyorsun abi? Bir saniye su vereyim. Evde kimse yok. Hizmet edecek kimse yok. O yüzden ben hizmet ediyorum kusura bakmayın. Su içerseniz istiyorsanız şekersiz kahve, şekersiz Red Bull. Kahve içtim vallahi ya. Şekersiz şey. Şekersiz. Şekersiz Amerikano. Bence bundan iç. Bunu da iç bundan bir tane. Kahve içtim içmeyeyim sağ olun. İşte tamam su vereyim o zaman. Soğuk su vereyim size. Evde ev sizin değil mi? Bizim. Kaç metrekare? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Vardır 100 metre, 120 metre kare vardır. Evi gezdireceğim size daha bir saniye. Daha yeni başlamışım. Evi gezdireceğim. Evi büyük ya. 100 metre, 100 metre kareden büyük bence. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Sanırsam Cumhurbaşkanı'nı çok seviyor. Şeyde böyle yok. Yok ben burada doğdum büyüdüm. Ondan sonra 15-16 yaşına kadar orada yaşadım. Sonra Sancaktepe'de yaşadık biz. Sancaktepe'den sonra şeye geçtik. Kartal'a geçtik. Sonra ailem şehir dışına taşındı. Galiba AK Partili. Galiba. Bilemedim şimdi. Çok anlayamadım ama galiba AK Partili. Abim zaten bilemedim şu an. Biraz daha izlemem lazım. 2016 yılında şeye gitti. Amerika'ya gitti. Dil eğitimi almaya. Ondan sonra gelmedi. Bir daha da şey yapmadı ya. Ya gelmedi derken milletin şey diyecek. FETÖ'cü mü acaba? Gelmedi. Geldi. Geldi eline gidiyor ama artık Amerika'da yaşıyor. Saat 5 dedim mi bu binada biz 3 kişiyiz. Hiç kimse yok. Ben burada bir şöyle, ben burada kafama sıkayım. Beni 2 gün sonra bulurlar. Gelirler de evet. Kalkamazsın. Benim için hassas olan nokta bu. Biz de rezidansta kalmıştık bir dönem. Çok nezih insanlar oturmuyor. Şimdi burada da vardır. Escort çığlıkları falan filan. Burada mı? Tabii var. Olmaz mı? Yalıtımı nasıl? Yalıtımı çok kötü. Bak göstereyim sana yalıtımını. Yalıtımı çok kötü. Mesela şöyle. Bak şimdi. Yine farklı bir soru geldi ama. Yine farklı bir soru geldi. Bu arada bu şu izler var ya duvar, bu şeyden kırbaç vuruyorum duvara. Kırbaçtan oluyor. Bak. Burası iyi. Özür dilerim. Burası iyi. Pardon. Burası iyi. Burası dolu ya. Bak şu an yan komşu mesela duyuyor. Bekir abi var sağda bizim. Şeyci, emlakçı. O da illegal bir şeyler yapıyor gibi geliyor ama yapmıyor. İnfolara bak. Çok iyi info. Çok garip yani infolar. Çok mezi insanlar oturmaz rezidans. Bilmiyorum. Aşağı kat zaten aşağı kat torbacı da şu aralar pek görmedim adamı. Muhtemelen vurmuşlardır arka sokakta. Atış sesi falan geliyor. Ama yalıtım iyi gibi. Yalıtım iyi. Yalıtımda bir problem yok. Millet bizi yanlış. Burası lüks bir rezidans değil. Benim kiram 15 bin lira. Aydat'ın 3890. Ama rezidans yine. Ne yaptı? 18.890. Şu an kira vermiyorsun ama. Yok. Otursan 15 bin. Yok ben kirada oturuyorum. Benim mi sandın ev? Benim dedin ya. Kiralıcı benim alıyor baba. Kiralıcı. Benim değil ya. Hayır. Canım daha neler. Yok. Benim demek ne demek biliyor musun? Evin sahibiyim. Hı. Orada bir yanlış anlaşılma. Malın mülkün sahibi Allah. Rabbim biz kiracıyız baba. Biz gelip geçeceğiz. Biz bugün varız yarın yokuz. Genelde sokak jargonunda hani benim deyince öyle anlaşılır. Ha yok yok benim değil ya. Ben alsam buradan ev almam. Sporu mu bıraktın? Yoksa başka bir şeyler mi oldu? Sporu bıraktım. Neden? Sporu komple bıraktım. Sporu komple. Sebebi vardı. Resim yani. Oradan bakıyor. Soğudum spordan soğudum. Bir anda spordan soğudum inanır mısın? Spordan soğudum. Spordan komple bağımlısıyım. Yetmediğim günde beslenme, evde saatlerce yemek hazırla, yemeğini yap, öğünlerine, uykuna dikkat et. Ondan sonra sporuna git, gel, sabah kardiyonu yap, çık. C vitaminini al, tüketimini, su tüketimini iyi kullan. Ondan sonra bir aradan böyle profesyonel yapayım dedim. Kafalara girdim. Abi Damacana'nın videosu mu bu ya? Niye Damacana? Ondan sonra böyle sosyal medyaya girdim. Komple. Komple saldım. Saldıktan sonra sosyal medyaya yöneldim. Daha doğrusu önceliklerim değişti. Ya şimdi bana insana bir obez olmuşsun, yok öyle olmuşsun. Ya oğlum, ya kardeşim. Benim bugün diyete girsem. Geldi benim pov geliyor. Benim pov geliyor. Bugün diyete girsem. 3 ay daha kendim. Duvar, duvarın yanı, duvarın yanı, duvarın yanı, duvarın yanı. Ama şöyle durum var. Şöyle bir şey var. Her nedir istersen yapar. Ben sosyal medyada ne için kullanıyorum? Ben sosyal medyada benim reklam aldığım, para kazanmak uğruna yaptığım kimse şey yapmaz. Ben bugün istiyorsam yaparım. Yarın istemiyorsam yapmam. O da ki herkes diyor, sen niye bir şey paylaşmıyorsun, niye bir şey yapmıyorsun? Ya kardeşim ben para kazanmak için yapıyorum. Ben para başka yerden kazanıyorum. Allah çok şu an olsun. Şu an hayatın yayıncılıkla mıydı? Yayıncılık yapıyoruz. Bir de farklı birkaç tane daha iş yapıyoruz. Yayıncılık yapıyoruz. Sözünü kesebilir miyim? Tabii ki. Estağfurullah. Az önce laf arasında başka işler de var dedin. Söylemek istemediğin bir şey mi var?
yoksa? Yok ya, şey adı nedir? Anlatsam uzun anlatabiliyor muyum? Hani böyle ticaret gibi, sosyal medyasal gibi uzaktan yaptığımız, benim çok bağlantım olmadığı işler tarzında, ortaklıkla yürütülen işler. Onun dışında kendim sosyal medyadan ben bir şey yapmıyorum yani. Sosyal medyada hani nedir? Sosyal medyadan para kazanan insan sosyal medyayı bırakamaz. Sosyal medyadan devam eder. Olsa yani, sosyal medya. Devam ederdin. Peki bu ilk abi yayın mı açıyor? Pandemi zamanı. Oradan mı geliyor galiba? Evet, 2020 falan. 2020'nin 2 Şubat'ında. Bu çocuk Amerika'da olsaydı beğenirdiniz değil mi? O zamanki amacın neydi tam olarak hani? Çünkü ben söyleyeyim sana ne işin olduğunu. Beni ailem abimin yanına gönderecekti. Amerika'ya. Dediler ki, oğlum sen de abinin yanına git. Duygusal sahne geliyor. Orada git. Hani Türkiye'nin ne olacağı bugün, yarın, öbür gün belli değil. Git hayatını kur. Öyle spor yapıyorum orada, aktif olarak spor yapıyorum. Vücudun orada çok iyi. Tabii vücudum çok iyi, aktif olarak spor yapıyorum. Hiçbir hormon kullanmıyorum ama beslenme, yani kuşkonmaz mıydı adı? Evet. Kuşkonmazı bile artık hani şeyle yapıyorum, anlatabiliyor muyum? Yani kafayı bozmuşum, sporla kafayı bozmuşum. Video çektim, spora gittim, geldim. Oturmuşum, bilgisayarda oyun oynuyorum. Arkadan tak 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 mesaj geliyor. Daha fenomen falan değilim ha. Hikayelerimi 100-200 kişi falan izliyor. Ben bir tanımam, bilmem, etmem. Lan bir şey yaptım, sen söyle, liseden edebiyat hocam dedim. Demiş ki bu ne? O bu şu falan derken sabah uyandım. 55 bin hikaye başlamış. Sabahleyin de şey randevum var. Epilasyon. Kıllar için epilasyon. O derece takıntılısın. Tabii. Epilasyon randevum var. Lan epilasyona bir gittik. Epilasyon çalışanları bile kapıda karşıladı. Üzgün mü diyor? Hoş geldiniz falan. Bu zamana kadar üzücü benim yüzüme bakmayan kadınlar. O hoş geldiniz falan işte. Buraları, o günden sonra bir devrilme, bir doğrulma, doğrulduktan sonra bir düşüş, yükseliş tarzında vesaire bir sistem yani. Bu sosyal medya biliyorsun. Sosyal medyada beni eleştiriyorlar. Evet, bana hakaretler edebilirler, bana küfürler edebilirler. Ama çünkü sosyal medyadaki insanlar ne biliyor musun? Adam karısıyla kavga ediyor, sosyal medyaya giriyor, sosyal medyada bana küfür ediyor. Ya da kumar oynuyor, kumarda para batırıyor, sinirli. Ya da yaşadığı hayattan memnun, gelip bana küfür ediyor. Benim videodaki yaptığım ironiyi de geçmiyor. İroni de değil aslında. İroni, yani ironi, evet, espriler, kinayeler, betimlemeler var videoda. Lakin evet. Yani videodaki o şey amacı anlayamıyor, şey yapıyor. Sen söyle, adı nedir? Yok. Videodaki amaç ne bu arada? Ben onu anlayamadım. Videodaki amaç... Ya bu ne amına koyayım? Küfür ediyorum bu arada. Küfür edebiliyor muyuz? Evet abi. Ha, bu ne amına koyayım? Yok orospunun çocuğu. Yok amına kodumun çocuğu. Yok senin, sen işte şunu kullanıyorsun. İlki sana hoş geldi canım. Bunu kullanıyorsun falan filan. Sen bir kalıp oluşturdun. Bunu onlarca videoda devam ettirdi. Tabii ki canım. Ben şu an devam ettireyim. Ben açık konuşayım. Ben şu an devam ettireyim. İki ettireceğim de. Çünkü ben bunu gerçekten kalpten istediğim dönemler oluyor. Gerçekten kalpten. Böyle ruhum. Ben bu arada dün akşam nezaretteydim ha. Ben dün akşam nezaretteydim. Neden? Ya trafikte arabayla gidiyorum. Çevirmeye girdim. Polis dedi ki aranmam var. Allah Allah. Cumhurbaşkanı'na hakaretten. Ulan Cumhurbaşkanı'na benim hakaretle ne alakalı? Benim videolarımda ben Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyorum. Lan nasıl bir sistem var? Lan ben bir şey söyleyeyim mi? Benim bin tane ben videolarımda hep böyle şey yapmışımdır. Övgüler, paylaşımlar, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden yani. Ha, Allah Allah ya. Değildim bu arada ha. Friendly fire açılmış bu arada, evet. Bilmiyorum. Ya işte bunlar, pardon hocam anlaşılmıyor. Ya bunlar böyle. Bunlar bunu yapan kim biliyor musun bunları yapan? Bunları yapan Cimer'den benim videolarımı alıyorlar, şikayet ediyorlar. Bir de şeyi soracağım. Küfür ediyorlar dedim ya. Evet, sana edilen küfürler. Senin bana mi? Değil. Bana küfür edilen küfürler benim umurumda değil. Benim anneme, benim aileme edilen tamam. Küfürleri ben açıyorum. Bak açık konuşayım. Ben Türkiye'de benim kadar küfür yemiş insan yoktur. Ama ben salak, mal, gerizekalı, aptal, işte hoşuna gitmiyor senin. Bunlara ben hiçbir şey demiyorum. Evet. Bunlara hiçbir şey. Aile edilmesi. O çocuğu, o evladı. Senin babanın amına koyayım. Yok senin dedenin amına koyayım falan filan dediklerinde yani sen tamam bana küfür hakaret edebilirsin ya. Edemezsin ama ben ona yani, açmıyorum. Nedir? Yani doğası abi bu herkese yapılıyor yani, bu şey değil ki yani, bu yani sosyal medya abi, anonim bir kişilikle giriyorlar, herkese ediyorlar abi bunu. Yani bu böyle yani abi. Yapıyorlar yani, bu herkese yapıyorlar yani. Dünyanın en iyi adamı ol istersen yine yapıyorlar yani bunu. Yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Ama masaya çıktı bu arada, evet, fark ettim. Yani telefon var. Şu telefon, herkesin elinde bir telefon var. Yalıyor. Masaya var, çıkmış abi. Orospunun çocuğu derim ben de. Demiyorum ama hani derim, anlatabiliyor muyum? Demiyorum ve ne yapıyorum? Ben şikayetçi oluyorum. Benim annemin suçu ne kardeşim? Sen kimsin? Sen kendini ne sanıyorsun? Sen kimsin?
Sana ne kardeşim? Ben böyle mutluysam böyle mutluyum. Sen kimsin oğlum? Sen neyin neyi ya? Sana bir şey söyleyeyim mi? Açık konuşuyorum. Sen bugün vücudun gitti. Sen vücudun gitti derken sen kilo aldın. Sana ne? Sana ne? Bana ne? Benim hayatım mı? Ben mi yaşıyorum? Sen kimsin? İnsanlar internet artık bir sataşma aracı olarak kullanıyor. Ya sataşma aracını geçtim baba, sana bir şey söyleyeyim mi? Stresini atıyor ya. Spor salonuna gidemiyor. Spor salonuna gitmiyor. Stresini atmıyor. Nedir? Dışarıda dolaşmıyor. Stresini atmıyor. Böyle ha. Anlatıyorum. İbeğim hoş geldin. Bak anlatıyorum. İşten geliyor ya. Ha bak. Okuldan geliyor. İşten geliyor. Bak şimdi. Yukarı kaydırıyor ha. Seni kaydırıyor. Beni kaydırıyor. Yukarı kaydırıyor. Bak anlatıyorum. Bak açıyorum şimdi. Açıyorum. Bak R'si açıyorum. Bak şimdi. Bak şimdi. Açtım. Bak. Böyle kaydırıyor. Bak. Bak böyle kaydırıyor ya. Hepsine bir şey yazıyor. Hepsine. Lan sen kimsin? Abi bir şey söyleyeceğim. İşte bu. İşte bu sosyal medya, işte bu. Herkesin ifade özgürlüğü var. Bazıları da inanılmaz toksik ve yapıyorlar. Abi işte bu olay bu. Ben diyorum işte oğlum, olay bu. Olay bu. İnsanlar istediğini yazabiliyorlar. Çünkü anonim. İstediğini yapabiliyor. İnsanların elinde istediğini yazabilirler. İstersen dünyanın en iyi insanı ol. Kimsin, ne yazıyorsun? Sen kimsin? Yani o da bizim ülkemizin vatandaşı. Yazıyorlar yani. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı. Ben ona bir şey demem ama ben kırılıyorum. Yani kırılıyorum derken şuna kırılıyorum. Bu zaten harbi olay bu ya. Arkadaşlar bakın. Yani Taylan Bey. Bir şey söyleyeceğim. Ben rica ediyorum abi. Gelişelim istiyorum. Ben bizim ülkemiz ne olsun istiyorum biliyor musun? Böyle şahlanalım ya. Yani insanlar sen Türkiye'de meşhursun. Vaa wow, Türkiye falan olsun istiyorum. Hani Türkiye'de yaşamak özel bir kavram olsun istiyorum. Ha, belki bunu başarırız. Belki biz bunu görürüz. Görmeyiz. Yaşımız genç. 60-70 yaşları görürüz. Belki göremeyiz. Belki göreceğiz. Belki görmeyeceğiz. Bilmiyorum. Ama inşallah görürüz. Ben isterim. İnşallah. Ben de çok isterim wow, ama man. Gerçekçi bulmuyorum tabii. Vav. Wow. Ya beni zorlama. Tekelden söyledim 11'e. Sen videolarında Recep Tayyip Erdoğan hakkında videolarım var AK Parti. Evet. Bu bir troll mü yoksa gerçekten desteklediğin bir siyaset? Şimdi şöyle söyleyeceğim. Ben sana çok güzel bir soru diye merak ettiğim bir tabii soru. Çok güzel bir yere değdin. Recep Tayyip Erdoğan bizim başkanımız. Yani şimdi bu Allah Allah ya, bizim cumhurbaşkanımız olduğunu ben bu videodan öğrenmem biraz garip oldu benim için. De bakayım, biraz iyi bir bilgilendirici video da aynı sırada. Wow. Interesting. Bunlara siyaset yapmayalım ama sen benim şeyim siyaset olduğu için girmek gerekiyor. Yani merak ettim. Recep Tayyip Erdoğan bizim başkanımız. Sevsen de sevmesen de say. Yani merak ettim. Recep Tayyip Erdoğan bizim başkanımız. Recep Tayyip anlıyor. Başkanımız. Sevsen de sevmesen de saygı duyacaksın. Benim tabii ki videolarım. Kanka Twitch'teki nickname'im bana fısıltadan yaz dedi nick. Kinaye var. Eleştiri var. Evet, ben Recep Tayyip Erdoğan'ı seven bir insanım. Evet, ama ben şu an nedir? Evet, doğruları var, yanlışları var. İyiye giden şeyler var. İyi yönetilen şeyler var, kötü yönetilen şeyler var. Benim çektiğim dönem 2021. Şu an 2024 yılındayız. Aradan ne oldu? 3 hours diyorum. 3 yıl, 3 years. 3 yıl geçti. Ne oldu? Abi niye İngilizce söylüyorsun? Tamam. Saygımız sonsuz. Sonuna kadar arkasındayız. Ama fikirlerin değişti. Yani fikirlerin değişti demeyelim şimdi. Öyle demeyelim. Daha dün akşam nezaretteydim. Fikirlerim tabii ki değişmedi ama inşallah daha iyi olsun istiyorum. Ben bunu sorarken benim politikayla hiçbir alakam yok. Benim de yok. Yani benim de yok derken benim sosyal medyayla alakalı var. Yoksa ben politikayı seven, politika yapalım. Mesela benim bir sürü dostum var, kardeşim var. Nedir? Farklı görüşlerinizdir. Ama umurumda olmaz. Bana ne? Sen benim dostum musun? Sen insan mısın? Sen Kürt müsün? Sen Alevi misin? Sen Sünni misin? Abi bir şey söyleyeceğim bir de kafama çok takıldı. Burası kolon değil mi birader? Burası evin kolonu değil mi? Burası evin kolonu aynen. Muhtemelen burası. Bu duvarda resim vardı değil mi? Kolona çiviyle mi çakmış bunu? Muhtemelen yani çivi haricinde çakamaz yani onu. Orada durmaz o yapışkanla falan de. Çakmış mı bunu? İyi misin? Bana ne? Terörist olmasın yeterli. Heh, terörist olmasın. Vatana bayrağı ihanet etmesin. Garip. PlayStation falan oynar mısın? Yapıştırma gibi de duruyordu. Arkası tarafı yapıştırma değil galiba. Ya da yapıştırma mı? Şuradan hafif bir kalkmış. Tamam amına koyayım. Arka mahallede playlist mi oynuyorsunuz birader? Bu ses nedir ya? Bu ne oğlum?
Yok. PlayStation yok evde, evet. PlayStation. Bu eve çok yakışır. Televizyon, ev çok büyük, televizyon eve küçük. Öyle naçizane bir eleştiri yapayım. Naçizane bir eleştiri dedin. Bir şey söyleyeyim, ben normalde evde televizyon kullanmıyorum. Evet. Siz şimdi evde televizyon yok demeyin diye bugün ben televizyon getirttim hemen. Ciddi misin? Allah çarpsın. Bu yeni mi yani? Bu yeni. Bugün geldi. Baba daha bir şey mi? Çıralık televizyon. Siz evde televizyon yok demeyin diye bakar mısın şu fişe? La bu nereye yetişecek? Şuna bir bak. Bak sallanıyor baba. Evde televizyon bugün taktık daha. Şuna bugün taktık daha. Biz yadırgamazdık ama... Yo insanlar şimdi demesin senin evinde televizyon falan filan. De ben bir şey söyleyeyim. Ama zaten şey duruyor. Ha. Sırıtıyor yani. Helal olsun. Televizyon pov yapabilmesi için evine televizyon söylemiş lan. Ya sırıtıyor. Ha bunlar yeni geldi bugün. Bunlar bugün yeni geldi. Bak sallanıyor zaten. Bak. Sallıyor bir adam düşecek sizi gelecek bak diye diyecekler aşağı. Ben 3 ay önce televizyon aldım. Yıllardır televizyonsuz yaşıyorum. En iyisini yap. Ben olsam ben satarım. PlayStation oynamak için aldım ama. Ha PlayStation. Ben nedir? Bilgisayar var. Bilgisayardan şey yapıyorum. Her türlü her şey bilgisayarda yani. Söyledim. Sağ olsun. Nereden aldın? Ya getirdiler ya bizim dedim arkadaşlar getirin dedim video çekeceğiz dedim videodan sonra dedim çıkacak burayı gezelim amına koyayım burası çok şey var. Burayı koyarım. Bunlar camı yeni görüyorum. Bir şey fırlattım yani. Fırlattım. Kolona dokunulmaz be biladerim. Kolona ne yaptın be canım ya. Bardak fırlattım. Kolona çakılır mı yavrum? Şöyle söyleyeyim şu an 45 bin lira para istiyorum. Ah be kardeşim ya. Zaten Vince istiyorum. Vince. Ah be kardeşim. 30 bin lira cam. Harbi çakmış onu. Şuradan şöyle. Bak kırılmıyor, arkası kırılmıyor ama çift cam. Görmedim çünkü. Salon şöyle geniş salonlara bayılıyorum. Ya geniş salon ve yüksek tavan. Bak görüyor musun? Evet. Bak yüksek tavan. Üç şöyle bak saç gibi. Açayım bak. Bak görüyor musun? Bak ışıklandırma görüyor musun? Işıklandırma lazım. Işıklandırma çok. Geniş tavan lüks ya. Böyle oradan şey. Lüks mü? Yani... Ya şimdi lüks deme, lüks falan değil lüks ya. Lüks ya, Türkiye'de hangi evde bu kadar geniş tavan? Şurası da şey oldu, sen söyle. Anlayacağız. Orayı da yumurtlar oldu. Burası yatak oda. Aha. Gelebilir miyiz? Tabii buyurun. Burada bir şey var. Abi. Abi her şey. Abi AK Parti binası burası olsun bari. Adam her şeyi AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı'nın üzerine kurmuş. Çok seviyor oğlum. Her şeyi onunla yapmış. Yürüyüş bandı. Yürüyüş bandı var. Kullanıyor musun? Tabii. Aha. Şunu takıyorsun baba. Sanırsam seviyor. Lan devam. Bas. Sandalette çok koşamam da. Yok hızlandırmıyorum. Şey iyi ama ya. Yani ya bakar mısın? Zeminim eminim üzerinden şuradan da artıyor. Nasıl? Dandik bir şey ya. Yani biraz stabilizasyon sorunu var ama... Stabilizasyon sorunu var. Güzel, aniden. Değil mi? Aniden dolayı. Ben beğendim. Yani 2000-3000 lira eder bu. Hayalimdeki yatak mı? Bu buranın ne ratis mi aldın? Bonanza'dan bir sipir alsak kaç para verir? Kumar kaldı. Yok bir şey olmaz ya. Bu espri, sosyal medyanın esprisi bu. Bizim işimiz olmaz ya. Kumar çok boş ya. Buradan kumar oynayanları da... Bak kumar oynayanlara ben bir şey söyleyeceğim. Kazanır. Kumar oynayanlara ben bir şey söyleyeceğim. Kumar oynayan adam, tamam mı? Şu dışarı çekebilir misin bir rica etsen? Bak dışarı sokakta it gibi sürmeye mahkumdur. Anladın mı? Böyle it gibi sürünürsün. Kusura bakma da. Genç kardeşlerimiz oynuyor. Ben çok üzülüyorum. Ya bir de kumar... Çok üzülüyorum abi. Bu nedir ya? Nedir abi? Burayı çekersen. Yani komşuyoruz ya. Duvara ne oldu? Ya duvara mı? Hayır ya. Duvara şey oldu ya. Ya duvara bizim iki tane arkadaş geldi. Bizim canlı yayından. Bir kızla bir erkek. Burada bunlar bir akşam kaldılar. Sabahleyin böyleydi. O zamandan beri de... Abi ne yaptın? Duvara mı fırlattın? Ne yaptın abi? Tam geleceğim sırada geliyorum dedim minigun gibi. Kızı tutup oraya mı sıçrattın? Ne yaptınız oğlum? Ne yapmış olabilirsiniz? Bu nedir be kardeşim? Bu işi biz çözemedik. Yani ben buna... içki falan mı acaba? Ya içki değil bilmiyorum. Bu ne? Yani anlatabiliyor muyum? Bu şey olamaz. Sanatsal duruyor bir de. Ha yani bu şey olamaz anladın mı? Hani bu kadar çıkmaz çünkü. Abi işte orada bir ekip çalışması var. Çıkar işte o diyorum ben sana. O çıkar işte oradan o. Onu zaten... Oğlum bakmayın. Çok garip çiftler var oğlum. Çok garip çiftler var. Yaparlar yani bunu. Ki yapmaz. Ondan sonra bak hani buralarda fışkırma. Hani şuradan diyeceğim ama o gece odada
Hiçbir şekilde sıvı bir şey yok. Hani nasıl yaptılar, nasıl ettiler? Zaten evi komple boyatacağım ya. Evet. Evde Hayır hayır. Mantık biraz garip geldi. Mantık mı garip? Kumar diyorduk. Kumar oynayan. Ben kumar oynayan 30 yaşında 40 yaşında insanlara üzülmüyorum. Oynayın. Daha da çok batın, daha da çok borcun içine girin. 3000 lirayı kurtarmak için 50 bin lira verin ama bir genç kardeşlerimiz oynuyor. Ben ona bari o kadar canım gidiyor, o kadar üzülüyorum ki oynamasınlar. Zaten garibansınız ya. Kumarla zengin mi olmaya çalışıyorsunuz? Olur. Kumar lüks işi. Zengin işi. Ya milyoner sen oynayın. Tamam mı? Zengin işi. Sen 20 bin lira bugün 30 bin TL, 50 bin TL para harcayacaksan, sana koymayacaksa kardeşim otur oyna. Ama sen asgari ücrette çalışıyorsan ya da babandan 300-500 TL para alıp bununla kumara giriyorsan kusura bakma da sen zaten yani sürüneceksin. Bitiksin, anladın mı? Yapmayın abi. Bak ben söylüyorum. Bak ben sosyal medyanın içindeyim ve bu kumar işini yapanlar böyle kumar yayıncıları falan filan var. Evet. Ha bizim o çevremizdeki insanlar ya. Ya çevremizdeki derken şey. Ya geçen bu arada GT gireceğine nelere giriyorlar? Ödemediği halde nelere giriyorlar ya? Nelere giriyorlar? Şimdi böyle bir şey diyeceğim, bu bir sıkıntı olur bana. Şey yanlışlıkla kaç şey lazım. Burayı yanlışlıkla. Oğlum Testo'yu çok seviyorum ya ben. Sen yapmıyorsan sıkıntı yok. Ben yapmıyorum baba, ben yapmıyorum da. Çevremizden derken biliyoruz yani, anlatabiliyor muyum? Yok hani, bu yanlış anlaşılmadı. İsim vermiyor, bir şey vermiyor. İsimle benim zaten şey değil. Hiçbir ama şey yani bunlara inanmayın, anlatabiliyor muyum? İnanmayın oynamayın ya. Ne diyeyim abi, daha ne diyeyim abi? Ne diyeyim abi söyle. 25.03'te ekrana bak. 25.03. Bir genç kardeşlerimiz oynuyor. Ben ona bari o kadar canım gidiyor, o kadar üzülüyorum ki oynamasınlar. Zaten 25 pardon. Ama ileride değil mi oğlum ya? İlerleyerek abi geriye aldım ya yanlışlıkla. Amına koyayım 20'ye gittim yanlışlıkla. Matematiğimi sikeyim ya kanka. Nerede kaldık? Nerede kaldığımızı da unuttum bak. Biraz da daha şey yapmaz. Tamam biliyorum. Burasıydı. Ya çevremizdeki derken 25 geldiğinde diye bağırın, tamam mı? 25 geldiğinde bağırın chat'ten. Şey, bir şey diyeceğim, bu bir sıkıntı olur bana. Şey dur burayı şey yapalım. Burayı kırpalım, tekrardan alalım burayı. Burayı kırpalım. Ama tamam. Yani bunlara inanmayın, anlatabiliyor muyum? İnanmayın oynamayın ya. Ne diyeyim abi, daha ne diyeyim abi? Ö mü diyeceğiz? Evet ö diyeceğiniz. Ya, geldiğinde o kısım. O gel abicim, şimdiden roleplay yapmayın. Bak server'ı kapatacağım şimdi. Server'ı kapattırmayın bana kardeşim. Roleplay yapmayın şu an. OC çıkmayın amına koyayım ya. Meta yapmayın amına koyayım ya. Meta yapmayın abi. Şu an benim ö dediğimi bilemezsin abi. Ben adminim. Orası gelince senin ö demen gerekiyor. Rolden çıkmayalım. Ne diyeyim abi? Söyle bana. Yani bence yeterli açıklama. Burası şey bu arada. Arkadaşlar ben server'ı kapatıyorum. Burası benim ütü odası. Çamaşır odası. Bir girebilir miyim? Tabii. Biraz da dağınık, kusura bakmayın. Abi ev dediğin dağınık oluyor ya. Ne vallahi yani. Bence güzel. Ya benim çok kıyafet var. Çok kıyafet ama kilo aldığım için hiçbir olmuyor. He o sıkıntı. Bu işte üzücü olan. Peki kendin. Hiç kıyafet almıyorum. Niye biliyor musun? Çünkü inanıyorum tekrardan zayıflayacağım. Eski bedenime gireceğim. Onu soracaktım. Asla bunu kabullenmiyorum. Asla kendi bu kilo almış halimi kabullenmediğim için alışverişe çıkmıyorum. Kaliteli yerden giyiniyorsun bir de. Bu arada Türk markası biliyorsun. Evet. Kim saydı? Bünyamin Bey. Evet. Eskiden Bünyamin ama güzel ya. Biliyorsun. Tasarımları falan harbiden. Ya güzel baba güzel. Bende bir sweatshirt var Les Bünyamin'sin. Yani böyle bir tasarım yok. Ne zaman Instagram atsam linkini soruyorlar. Ulan bana da hediye geldi. Link yok. Şimdi insanlar beni izleyecek. Aa diyecekler bu çocuk. Ne oluyor amına koyayım? Değil mi? Demeyeceğim tabii ki. Hani bu çocuk diyecekler ki bana hani böyle sosyal medyada beklemiyordum. Sen böyle okey güldürüyorsun beni. Hani diyecekler böyle sosyal medya. Abi sosyal medya çok güzel bir yer. Her şeye ulaşabildiğin, her şeye böyle tık 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 tık
Burada içeri geçelim. Burada ayakta kaldık. İçeri geçelim baba. İçeri geçelim. Niye burada ayakta kaldık? Sanki burada mecburmuşuz gibi kalıyoruz. Pardon. Yani sosyal medya çok güzel. Ama kullanacaksın. İyi kullan. Bu arada bunu çok teşekkür ediyorum bu arada. Hani bunu aç karnına mı kullanacağım? Ne yapacağım? Aynen. Sabah kardiyo yapıyor musun? Sabah kardiyo yapayım. Şu an ya, burada yapacağım. Mı? Bunu aç karnına 2 kapsül ben bunu görmedim abi. Aldım. O yüzden. Geldi mi? Gelmedi abi. 25 diyordunuz. Da gelmedi abi daha. Bu kalbe falan vurmaz değil mi? Ben bazen kalbe vurmaz. Böyle bu senin markan mı? Aynen benim sponsorum. Senin sponsorun ne bu? Haikyuu. Dur söyleyeyim. Haikyuu. Sihir gibi ilaçlar değildir ama güzel. Haikyuu. Ben deneyeceğim. Burada kaç kapsül var? 60 mı? 60 kapsül. 120 kapsül 60 servis. 120. Her seferinde 2 tane kapsül atacağım. Aynen. 2 tane kapsül 60 gün. 2 ay sonra ben şey yapacağım. Fotoğraf paylaşacağım. Diyeceğim ki evet Haikyuu işe yarıyordu. Haikyuu bok gibi diyeceğim, almayın diyeceğim. Söyleyeceğim, kusura bakma. Ben Haikyuu kullanacağım. Ama tabii. Ben Haikyuu kullanacağım ve ben diyet yapacağım. Bak ben söylüyorum. Diyet yapacağım. Diyet listesine sen hazırlayacaksın baba. Diyet listesi ben sana... Ama parantez içinde bunlar tabii sihirli değnek değildir. Diyet ve tabii ki antrenman olmadan hiçbir işe yaramaz. Baba bir şey diyeceğim. Yıllarca ben şey yaptım. Sen yok söyle. Sen şey dedin ya. Ben Max kullandığım şeyi söyleyeyim. Efedrin. Bir de Klambitorol. Max kullandığım şey. En zararlısı onlar. Ya sakın en zararlısı. Kullanmayın bu arada. Ölürsünüz. Hayır Efedrin'de Klambitorol. O Max şeyi de kullandım. Sen söyle. Abi sen manyak mısın? Onlar kullanılır mı harbi ya? Artık gitmiyor tamam mı? Dip gitmiyor. Hani yağ... Atlara vurulmuyor muydu ya birader bunlar? Atlara vurulur ya o neyi vuruyor oğlum? Evet. Ama çok tehlikeli onlar. Ya tehlikeli biraz tak 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 kalp çarpısı yapıyorlar. Çünkü klambitorol dediği ilaç yani. Atlara veriliyor atlara. Fazla atlar içer... kullanıyor atlar. Atlar daha çok koşsun diye. Evet fazla yani. İçerseniz. Fazla biz... değil. 2, 3 biliyorsun haftalık. Onların yok. Fazla onlar içerseniz. Hani... Abi çok tehlikeli. Bak kullandığı Allah'tan hiçbir şey olmamış yani de berbat bir şey yani. Öldürür harbi öldürür yani hiç şakası yok. Kolay bir intihar yöntemidir. O yüzden bence kesinlikle uzak durun. Hani steroidlerden daha tehlikeli çünkü direkt kalbe vuruyor. Evet. Steroid hayatımda bir şey yapmadım sen söyle. Steroid kullanmadım. Steroid birazcık şey geliyordu bana. Sen söyle. Tam kullanılacak evreye geldim. Ama onu kullansam yarışma falan şey yapıyordu, gerekiyordu. Sonra sosyal medya falan. Onu mesleğin varsa yapacaksın baba. Sigara falan yok mu? Yok. Hayır. Sigara yok. Yalan olmasın. Alkol nadiren var. Gece yemeği çok var. Gece. Dışarıdan bile. Yaklaş. Gece dışarıdan. Dışarıdan, içeriden. Bekle. Yandan, sağdan, soldan gece çok oluyor. Yani evde çok yemek yapıyor gibi bir durmuyorsun çünkü. Bu olaylar. Bu laptoptan yapıyorsun yayını. Hayır, telefondan mı? Telefondan Binix yazıyor oğlum burada. Combo falan yazıyor oğlum. Tabii canım laptoptan ne yapayım sen? Genelde... Ya telefondan ben şöyle göstereyim ya. Bilgisayardan yaparlar ya. Bu da reklam olsun. O kadar da reklamımız olsun o yani. Olur. O kadar olsun. Oğlum combo falan yazıyor. Binix falan yazıyor kanka. Oynamayın oğlum kardeşim ya. Yapmayın böyle şeyler kurban olayım. O gençlere çok üzülüyor. Tam koymuşlar bir saniye. Onu yapmayın. Ha böyle. Onu yapmayın. Uygulama. Burada böyle reklam. Şey reklam diyorum. Burada böyle yayın yapıyoruz. Süper Live. Sahipleri de tanıdığımız çok güzel insanlar. Yayından bence iyi para kazanıyorsun gibi geliyor. Şimdi öyle bir söylüyorsun ki yani ne kadar para kazan. Ya şimdi sana göre, şimdi kime göre iyi, kime göre kötü. Evet. Hamdolsun çok şükür her şey. 6 haneli kazanıyorsundur. 100. Tabii canım 6 haneli bir zahmet kazanalım. Bırak 6 haneli. 6 haneli 100 bin TL üstü mü diyorsun? Tabii. Bir zahmet kazanalım mı? 100 bin TL üstü kazanalım mı? 100 bin TL'nin altı... Oğlum tanımadığım bir sektör nasıl bu kadar fazla para olabilir ya? Nasıl bu kadar fazla olabilir oğlum? Nasıl ya? Hiç ben ilk kez duyuyorum yani yeri bir de bu. Nasıl ödüyorlar ya bunu? Altına ben ne yazacağım? Yani ülkede 6 haneli Allah kazanalım. Allah çok garip çok geldi. Çok iş yok. Azınlıktasın. Azınlıkta mıyız? Şimdi 6 haneli dediğin senin şimdi... 100 bin TL değil mi baba? 100 bin. Ama hani 100 bin TL 6 haneli oluyor. Ama 100 bin TL bir kuruş değil tabii. Minimum 100 bin TL 6 haneli. Hani 750... İçeri girme şarkısı buymuş. Chatten geldi bu arada bu. Abi o uygulamaya girdiğinde böyle bir şarkıyla karşılıyorlar dediler.
masrafı. 1000 TL de olabilir, anladın mı? Tabii ki, ama yaşadığın hayata bakar mısın? Ne kadar ne kadar indirgenmiş bir hayat. Mütevazı yaşıyorsun. Tabii. Ne kadar mütevazı. Bunu göstermek zorundayım. Neyse, önemli. Kalem var mı yanınızda, bir tane kalem? Bende var. He? Bir tane kalem, tükenmez kalem. Kurşun olmaz mı? Kurşun da olur. Bak, Faber-Castell en iyisi. Hiç önemli değil, Faber-Castell. Ben hala öğrenciyim, o yüzden finaller için. Heh. Bir saniye. Ucu içine kaçtı. Hiç, ver ver, canlandırma. Şey yapacağım ben, betimleme yapacağım. Yazmayacağım. Yazmayacağım, ben betimleme yapacağım. Ha, kalem olması lazım elimde. O zaman kaleme de gerek yok. Şöyle yap. Ha, yok, kalem olsun elimde ya. Bitir, hani havaya gir. Akşam oturmuşum. Evimdeyim. Akşam Türkiye'nin maçı var ya da vesaire, bir benzine zam geldi. Ya da bir şey oldu. Tamam mı? Yani bir şey var. Ülkemiz savaşa giriyor. Bir şey var yani. Hani ülkede bir kaos var. Yazarım akşam. Yarın tak 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 tak. Tak tak tak, bununla alakalı şöyle 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 cümleler böyle 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 içerik üretilecek. Yazarım. Gündeme dair. Tabii, gündeme dair. Yazarım. Hop, kapatırım. Akşam bunu çalışırım. Sabah bunu hazırlamış olurum. Allah razı olsun. Ekibimizle birlikte çıkarız, gideriz, videomuzu çekeriz. Ama ne için çekeriz biliyor musun? Beyler, bir şey söyleyeyim mi? 2 sene boyunca görüp görebileceğiniz bütün yayıncıların hepsini rol paslarını neredeyse ben yapmışımdır. Server'a gittiğinde, Wizardry dönemlerinde. Bak, Allah çarpsın, bu kadar hesap kitap yapmadım. Yemin ediyorum bak sana. 2 sene boyunca gerisi Hogwarts moduna, bak kaç kişi geldi bilmiyorum, kaç yayıncıya rol pasladım hatırlamıyorum ama o dönemlerde ben bu kadar yani hesap kitap, işte şu saatte şuraya gidip de zort diyeceğim, işte burada kapı açık mı diyeceğim diye hiç mesela kalem tuttum hatırlamıyorum ben. Herhangi bir maddi gelir için değil, bir kazancım yok. Evet. Ben tamamıyla ne istiyorum biliyor musun? İnsanlar... Oğlum, bu kadar hesap kitap yapınca ama gerçekten bir ciddi bir disiplinin olması gerekmez mi ya? Bak, bu kadar hesap kitap yapıyorsan gerçekten ultra lüks, ne bileyim, bir Mr. Beast seviyesine böyle bir %20 oranında falan ulaşırsın, anladın mı? Bir şeyler değişir gerçekten. Göze batmaya başlarsın çünkü ciddi bir disiplindir bu. Böyle ama neyi sapının kitabını yapıyor, ben onu anlayamadım mesela. Mesela şu sahnede bu çocuk beğenir mi diye bağıracağınız kısmı mı şey mi yapıyor? Neyi çalışıyor orada, ben onu merak ettim, onu anlatmadım. Ulaşalım. Ben bir tık ilerleyeyim, bir şey olsun diye ben şey yapıyorum. Hani benim hoşuma giden şey bu. Zaten o videonun Instagram'da izlenmesine bir gelir elde edemiyorsun. Zaten elde etmiyorum. Ben YouTube kanalı benim zamanımda vardı. 250 bin takipçi oldu. Sonra ben saldım YouTube'u. Benim 6 tane videom vardı 2020 yılında. Ben saldım YouTube'u. Uğraşamam dedim YouTube'la. Bıraktım. Şu kalem de şeye gitmesin, ben alayım onu. Ha, sen o kalem al baba ya. Bu kalem benim bu arada üniversite sınavına. Bu arada ben üniversiteyi tam burslu kazandım. Türkiye'de 4000. oldum Sözel'de. Hangi üniversite? Mantık Üniversitesi. Ben 4000. oldum. Hangi bölüm? Nasıl? Bölüm biraz dandik gözükebilir. Radyo, TV, sinema. Ama tam burslu kazandım. Niye dandik olsun ki? Tam burslu kazandım. Türkiye'de ilk sene ben kazanamadım üniversiteyi. Daha Sözel'de he. Doğrusu ailem benim hukuk okumamı istiyordu. Ben hukuk kazanamadım. İçeriden bilgi geldi yayından SS. O katılıma 4000 kişi katıldı abi diyen var chatten. Bilmiyorum, içeriden bilgiymiş. İlk sene çalıştım. Türkiye'de 4158. oldum tam. Maltepe Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, hepsini tam burslu kazanabiliyordum. O zaman evime en yakın diye Maltepe Üniversitesi'ni 1'e yazdım. Sadece 4 kişiydik tam burslu, bir tanesi ben. Yarın onu alıysa ben köküne kadar inanırım, hiç problem yok benim için. Okulu. Hala sıkıldım. Devam ediyor okul. Ha? Sıkıldın. Ya boş iş okumak be. Neyinde sıkıldım? Boş iş okumak. Ben sosyal medya falan filan takıldım sonra. Boş iş oku. Okusam ne olacak? Hoca bir gün bana dedi ki, al dedi, bu ödev ne dedi, çık git dedi. Ben o günden sonra okula gitmedim. Çocuklara kötü örnek oluyorsun şu anda. Kötü örnek değil. Ben tamamıyla söylüyorum. Okul okumak kadar eğer hukuk, bak söylüyorum, bölümü hukuk, hukuk, tıp, mühendislik dışında, yazılım bir de dördü dışında okul okuyorsan kardeşim, kusura bakma da sen babanın parasını yiyorsun. Hiç babanı da yorma, kendini de yorma. Git kardeşim, tamam mı? Git. Git kendi. Kamera 100 povda ya kanka. İşini yap. Git kendi. Artık nerede yeteneklisin? Abi, yabancı ülkede öyle, kusura bakma. Kısmen katılıyorum. Ne oldu? Benim üniversiteden mezun olan arkadaşlarım ne oldu? Neredeler şimdi? Bir tanesi A101'de çalışıyor. Kusura bakma. A101'de çalışırım, ben küçümsemiyorum. Kardeşim, madem bu kadar okuyup A101'de çalışacaktın, niye okudun ki? Niye sen annene babana bu kadar okul parası, masraf parası, cebine yemek parası para verildi ettin ki? Bak, ben burada bir ders niteliğinde bir şey söylüyorum aslında. Bu doğru bir söz. Doğru söze bir şey denmez. Zayıflayacağım. Bu arada sen baba ayakta kaldın. Video nasıl gidiyor şu anda? Video bitiyor mu? Video şu an nasıl? Buraları keseriz. Abla, sıkıntı yok. Şu an bitmeye yakın. Bitmeye yakın mı? Evet. Zaten biz geleli
Yaklaşık bir saat olmuş. Sohbet çok şey. Ben seni hiç konuşturmadım. Senin. Yo ben. Sen otur. Sen otur, sana ben içecek bir şey vereceğim. İçeceksin kahve. Ayıp ediyorsun. Allah çarpsın içeceksin. Kahve. Bak. Niye içmiyorum biliyor musun? Uyuyamıyorum gece. Beni çağırıyor. Ben çünkü kahve içerim. Ya saat daha kaç? Kahve içen biri değil. Sen kaçta uyuyorsun? 9-10. Bir de kahve. 9-10 mu? Kahve içsin. Sen sabah 5'te kardiyoya mı kalkıyorsun yoksa? Oğlum bir şey söyleyeyim. Bu adamdan yalnız güzel arkadaş olur. Ben onu bir hissettim ya. Hani bu durmadan böyle evine gittiğim bir tane eleman var ya, bak ha gitmek yok kanka. Hayır bak. Hayır yemek söyledim, bak yemek söyledim. Ye ondan sonra gidersin. Ye. Otur ya. Otur oğlum ya. Otur ya. Tamam ha otur. Ne yaptın bugün? Ne yaptın? Ne yapayım ben? Duvarı kırbaçladım işte birkaç anı. He yan komşudan aldım ya. Tüpü yeni sıktım. 3. kattan. Yine davalıyız falan. Ya anladın mı? Öyle bir samimiyet geldi yani bana be. Arada kalkıyorum 6-7-8. Şey diyeceğim. Red Bull vereyim. Bunun bir tane de kartalı vardır. Aynen tam bu aga bak o. O mesela düzenli olarak yediren vardı ya, bu tam o. Red Bull'dan nefret ederim. Bak kahve içen biri değil mi? Red Bull'dan ben de nefret ederim bu arada. Sırf birileri gelince falan diye şey. Kahveyi gerçekten seven biri değilim. Nadiren içerim. Pekmez verip köyden geldi. Ben bir bardak daha su içerim. Vallahi. Dolap zaten bomboş. Oğlum insanların bir şey söyleyeceğim. Sosyal medyadaki kimliğiyle gerçek hayattaki kimliği ne kadar farklı ya. Harbi söyleyeyim ne kadar garip ya. Bana oğlum çok enteresan geliyor. Sosyal medyadaki o yansıttıkları o profille gerçek hayattaki profilleri böyle bir... Ne bileyim bana çok... Nasıl, neden bu kadar özleşmiyorlar yani? Sen aynısın. Ya ama ben ya bunu seçtim, anladın mı? Çünkü günün birinde bunu bana hesabını sormasınlar diye. Hani demesinler yarram hani... Yayında manyak tekiydin, gerçek hayatta niye bu kadar durgunsun demesin de, ya ben bunu seçtim. Tabii ki de o bunu seçebilir. Yayıncılık ayrıdır, yaptığı iş ayrıdır. Eyvallah, ona bir şey demem de yani burada yani çok normal bir birey gibi geldi bana. Duvara attırmaları, kırbaç atıp Binix oynaması hariç gayet normal bir insan gibi geldi bana. Bir de yatağın durmadan şey olması, yani her tarafın Cumhurbaşkanımızla alakalı olması haricinde gayet normal gibi geldi bana, bilmiyorum. Doğru söylesin dalap. Ya bu ortamdaki heyecanlı arkadaş vardır ya, o bu kanka mesela. Durma hiç geldi. Yani kötü bir insan gibi gelmedi bana. Hayır canım ya, istiyorsan başka bardak da vereyim bir şey. Sen rahatsız oluyorsan. Yok niye rahatsız olacak? Ayakkabılar hepsi aynı amına. Ben de. Ama takıntılı bir insansın. Ne konuda? Mesela bu hiç normal bir şey değil. Çeksene şunları bir. Yani adamın ayakkabıları. Kötü biri değildir ya. Takıntılı ya, tişörtlerim de aynı. Aynen şu anda 20 tane var bende. Evet. Aynı tişörtten 20 tane var. Enteresan bir ruh halim var. Değiştirmeyi sevmiyorum. Çanta orijinal mi? Çanta orijinal, evet. Çanta ben çok severim markayı. Benim kartlık da Selin. Gösterim. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Sen bunu seviyor musun? Markayı severim. Tamam kardeşim, al bunu git. Ama çantayı bana verme sakın. Öyle. Çantayı ben sana hediye ediyorum. Hayır. Bu çanta hiç kullanılmadı bu arada. Asla ama. Sadece Kıbrıs'a gittiğimde bu çantanın içine Kıbrıs'ta kumarhanede kazandığım paraları koymuştum. Let's go! You know that! Who are you? Sensin işte o. O sensin. Hikayeyi unuttun. Hayır. Hikayeyi unuttun. Hikayeyi kronolojik bir şekilde sırayla gitmesi gerekiyordu. İlk başta oynamayacağını söyleyecektin. Ortadan oynamayacağını ve video bittikten de oynamayacağını söyleyecektin. Şu gülüş bana yetti. Şu tebessüm her şeyi anlattı. Ondan sonra bu çantayı bir daha hiç kullanmadım. Yok ben vallahi onun için demedim. Ben de sevdiğim bir marka. Gözüküyor mu? Şöyle bakayım ben de. Kartlığın sevdiği. Ya bu bir tık hani sana bir tık kadınsal. Kabul etmem ya. Hayır bir şey söyleme. Şu saniye. Bir saniye. Ondan sonra bu çantayı bir daha hiç kullanmadım. Yok ben vallahi onun için de... Şöyle bir kez al. Çantayı ben sana hediye ediyorum. Hayır. Bu çanta hiç kullanılmadı bu arada. Asla ama. Sadece Kıbrıs'a gittiğimde bu çantanın içine Kıbrıs'ta kumarhanede kazandığım paraları koymuştum. Şu saniye aklınızı tut. Testo Taylan'ın gözünün içine bak. Sadece Kıbrıs'a gittiğimde bu çantanın içine Kıbrıs'ta kumarhanede... Anladınız mı?
Gördünüz mü? Şunu. All right. Yok ben vallahi onun için demedim. Ben de sevdiğim bir marka. Gözüküyor mu? Şöyle bakayım ben de. Kartlığın sende. Ya bu bir tık hani sana bir tık kadınsal hani, bir tık kadınsal. Kabul etmem. Reis süperendi. Bir şey söyleyeyim mi? Almazsan şerefsiz evladım. Büyük bozacağız. Ben sen elin boş gelmedin. Ayıp edersin ya. Yemin olsun bir kere kullandım. İstiyorsan bakabilirsin. Bir kere kullandım. Etiketi ne daha? Çünkü... Ben... Bak vermen için söylemedim. Yemin ben abi. Ne vermen için? Ben de alman için söylemedim. Ben sadece sana rica ediyorum. Senden sadece rica ediyorum. Senden sadece rica ediyorum. Rica ediyorum. Bir kere kullanıldı. Hiçbirinde hiçbir şey göremezsin. Rica... Senden rica ediyorum. Senden rica ediyorum. Almazsam olay çıkacak diyorsun. Senden rica ediyorum. Ben senin ne kadar emek verdiğini, hayatta bir şeyleri ne kadar tırnaklarına kazıyarak buralara geldiğini suratından görebiliyorum bu arada. Teşekkür ederim. Yani... Ben sana açık ve net söylüyorum. Kesinlikle Hint kumaşıdır. Vallahi teşekkür ederim ama gerçekten öyle bir imalı, o çanta ne güzelmiş falan filan. Hayır canım, istiyorsan ima falan etmeyin. Başka bir şey ima et, hepsini vereyim ama sıkıntı yok ama ben bizim problem değil, ondan yana sıkıntı yok. Ben bizde para bak oğlum. Kapıyı asalım. Bir Kıbrıs'a gidip gelmeme bakar şey kardeş. Sen bir Kıbrıs'a gidip gelmeme bakar. Ama neyse. Bu arada senin takipçi makipçin benim şeyimde değil ha. Ben senin videolarını... %100 haram buyur bro. Kıbrıs'ta. Acaba o anda ben şeyi çok merak ediyorum. Bütün bunları söyledikten sonra videoyu izlediğinde... O sahnede bunu söylediğini duyduğundaki yüz ifadesini çok merak ediyorum. Görüyordum. Ben senin... Efendi halini, şeyini sevdiğim için. Yoksa ben bunu yapmam. Çok ben... umurunda değil dünya ya senin. La ne? Bana ne? Bir şey söyleyeyim. Gelmişiz, gelmişiz. Bir şey söyleyeyim. Böyle bir povu hayatım boyunca düşünemezdim bu arada. Bu inanılmaz bir pov. Aa ben geçen 20 yaşındaydım. Yengeye helal olsun. Vallahi çok inanılmaz povlar düşünüyor. Aa bugün 26 yaşındayım. 26 buçuk yaşıma gelmişim. Giresunlusu. Giresun mu? Giresun. Şebinkarahisar. Şey, adı ne? Ben neyi takayım? Ben kendi halimde takılıyorum. Kendi halimde bir insanım. Sen de, senin memleketlerin sonunda bir şey. Ben de Kars'tayım. Kars, Digor değil mi canım? Yok, AKK. AKK, valla. Digorlar biraz şey oluyor ya. Digorlu tanıdığım... Ya Digor, Digor tanıyor mu? Para olmayan yerde kumar çok döner. Kapı bu arada rüzgar yapıyor, sen ona bakıyorsun abi. Evet, bir ses geldi de. O rüzgar yapıyor kapı, şey değil. Para olmayan yerde kumar çok döner. Çünkü insan 3 kazanır ama 10 liraya ihtiyacı vardır. O 3'ü 10 yapayım derken 3 lirasından da olur. Bu arada senin ailenin asker falan var mı? Zamanında kaybedilmiş bilgi birikim konuşuluyor orada. Yok. Asker, komutan. Yok keşke olsa isterdim. Vallahi yok lan güzel. Vallahi. Sormak istediğin bir şey var mı? Vardır illa ya hani şey. Ya o kadar böyle girişkensin ki. Hani aklımdaki soruları bile cevapladın son bana. Amerikalı olsaydı bir Amerika'da vücut yapsa mıydı, Amerikalı olsa mıydı? Amerika'da vücut yapsa. Testosteron Amerika'da vücut yapsaydı, J-Seed olsaydı beğenirdiniz değil mi? Aynen, böyle daha iyi oldu. J-Cutter olsaydı beğenirdiniz değil mi? J-Cutter siktir, J-Cutter çok farklı. Testosteron! Yok olmadı bir daha, özür dilerim. Ayağa kalkın, sonradan ayağa gireceğim. Aynen, ayağa böyle 3-4 saniye sonra kalk. Evet. Dur, oturuşumu düzelteyim. Testosteron Amerika'da vücut yapsaydı beğenirdiniz değil mi? Testosteron! Bu bisekleri J-Seed! Şuradan canım. Şuradaki videonun bir anda jumpscare gibi çıkması beni patlattı kanka. Şu var ya. Benim yaptığını beğenirdiniz değil mi? Ama testosteron Türkiye'de vücut yapıyor. Ve testosteron sayede birçok çocuk vücut yapıyor. Birçok çocuk sigara olursa çok çalışkanlarından sonra anlıyor musun kardeşim? Anlıyor musun? Anlıyor musun? Anlıyor musun? Yalnız var ya kolları ne kadar iyi ya. Maşallah nazarlardan saklasın ya. Oğlum harbi söylüyorum, adamın bisepsleri genetiği var ya fena ya, harbi canavar. Herkese. Abi of. Video çok garip bitti. Ah, video harbi söyleyeyim çok garip. İzlediğim en garip Testo Taylan videolarından biri olabilir bu arada bu. Çok absürt, çok enteresan, bir o kadar da yani beni içine çekti harbiden. İzletti yani kendini. O dakikalar nasıl geçti hissetmedim ben. Arkadaşlar roleplay kötü bir